Webinar ile bu canlı yayınlar arasındaki fark nedir? Neden webinarlara katılalım? Güzel söylediniz. Şimdi arkadaşlar bizim webinarlarımız, özellikle benim verdiğim webinarlar ve diğer arkadaşlarımın verdiği webinarların önemli bir kısmı, bizim İstanbul Okulu başlığı altında tasarladığımız bir dizi eğitimden oluşuyor. Şimdi bu eğitimlerin farkı ne? Soruyorumlarda açıkçası beni eskiden takip edenler bilir, yıllardır yapmaya çalışırım. İlk başta 1998 yılında kurduğum web sitemde ilk açtığım bölümlerden biri soru cevap bölümüydü. Orada gelen soruları yanıtlamaya çalışıyordum. Soru cevap iki işe yarıyor benim için. Birincisi kendimi geliştirmeme sebep oluyor, zorluyor. Yani öyle sorular geliyor ki oturup çalışmam gerekiyor. Hem de Hazal da çalıştırıyoruz bu arada, bak bu aralar. Hazal da bayağı eğleniyor bu işle ilgili. İkincisi de insanların soru sordukları zaman, yani soracak bir soruları olduğu zaman o sorunun yanıtını anlayıp içselleştirme oranları daha çok artıyor. Mesela biz bu bilgiyi sorusuz herhangi bir şekilde hani böyle ortamda anlatsak birçok insan hani zihni onunla bir gereklilik ilişkisi kuramayacağı için o bilgiyi alamayabiliyor. Ama gerek soruyu soran bu tip oturumlarda, gerekse bu sorunun biri tarafından sorulduğunu bilerek cevabı dinleyen siz sevgili takipçilerimiz, bu soruların cevaplarını daha iyi içselleştirip hayatlarına daha iyi yansıtabiliyorlar. Yani daha samimi bir ortam oluşuyor. Bu biraz aramızda bir sohbet gibi. Sağ olsun Hazal da bütün hafta sizin yaptığınız yorumları topluyor. Sadece Hazal değil, diğer buradaki bütün arkadaşlarımız, Hicret başta olmak üzere Yasemin. Hepsi şöyle soruları bir derliyorlar, eliyorlar, benzerleri ayırıyorlar falan. Biz orada bayağı bir eğleniyoruz, bayağı bir ders çalışıyoruz aslında arka planda. Webinarlar ise Açık Beyin'de düzenlediğimiz webinarlar. Açıkbeyin.com adresine girip eğitimler bölümüne girdiğinizde göreceksiniz. Her biri belli spesifik bir konuda derli toplu ve kaydedilmeye değer, hani böyle bir kenarda arşiv olarak durmasını istediğimiz eğitimlerden oluşuyor. Bu eğitimlerin önemli bir kısmı İstanbul Okulu dediğimiz bir müfredat sisteminin parçaları. İstanbul Okulu'nda ise amaçladığımız şey şu. Bu arada İstanbul Okulu deyince böyle bir kolej molej zannetmeyin. Öyle bir şey yok. Fiziksel binası olan falan bir yer değil. Aslında bir kulüp kafasıyla kurduğumuz ve sürdürmeye çalıştığımız bir organizasyon. Ne yapmaya çalışıyoruz? Biz daha önce de söylemiştim değişik vesilelerle. Yeni dünyanın cesur insanı dediğimiz bir şey var. Onu oluşturmaya, kendimiz öyle olmaya ve bu konuda insanlara cesaret ve bilgi vermeye gayret ediyoruz. Bunun için bilinmesi gerektiğini düşündüğümüz bazı çok önemli başlıklar var. İşte beni takip edenler biliyorlar. Kaos teorisi takıntım, beyin zaten esas konum, insanın fabrika ayarları çığırtkanlık konum. Sürekli olarak bunları anlatmaya çalışıyorum. Bunları derli toplu, takip edilebilir ve çalışılabilir bir müfredat halinde grupla eğitimlerimize de, herkese açık olan, bireysel olarak gelip katılabildiğiniz eğitimlere de Açık Beyin Webinarları adını veriyoruz. Bunun dışında tabii birçok kurumsal faaliyetimiz, eğitim faaliyetlerimiz falan da ayrıca devam ediyor. Ama belki henüz tanıtımına çıkmadığımız için farkında olmayabilirsiniz. Açık Beyin'de küçük gözüken ama büyük bir sürpriz de sessiz sedasız devreye girdi. Eğitimlere tıkladığınızda orada uzaktan eğitim diye bir bağlantı göreceksiniz. Şu anda ilk etapta yaptığımız çekimler ve içeriklerle derli toplu olarak Açık Beyin'de anlattığımız bütün konuları dört dörtlük bir uzaktan eğitim sistemi yapısı içerisinde bulabiliyor olacaksınız. Şu anda çekimleri devam eden, planlamaları yapılan onlarca farklı eğitimimiz var. Farklı sürpriz eğitmen arkadaşlarının da eğitimleri orada olacak. Neticede biz ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Dünya karmaşık ve belirsiz bir yolda yuvarlanıyor. Hele hele şu Covid günlerinde bilmem ne. Ne yapacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz. Biz elimizde iyi bir fikir olduğunu düşünüyoruz. Bu fikrin herkesin bir şekilde kullanımına sunulması gerektiğini düşünüyoruz. Gerek YouTube mecrasında, gerek işte üniversitelerde, sağda solda, işte belediyelerde gezerek yaptığımız konuşmalarda, konferanslarda, gerekse web sitemiz üzerinde daha yapılandırılmış, daha prodüksiyon ürünü olan eğitim içerikleriyle bunu ilgilenen herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Nefesimiz devam ettikçe buna devam edeceğiz. Çok zevkli. Webinarlara gelin, webinarlara etrafınızdakilere tavsiye edin. Geçenlerde şöyle bir şey yaşadık. Dün de bir programda söylemiştim, beni çok etkiledi gerçekten. Yurt dışından bir takipçimiz, isim vermeyeyim belki istemez kendisi, bizim webinar eğitimlerimizi öğrenciler için toplu olarak hediye babında almak istedi. Biz gerçekten çok hani duygulandırıcı bir hareket bulduk bunu. Çünkü öğrencilerin muhakkak bunları izlemesi gerektiğini düşünmüş ve onlara böyle topluca bir bir bursvari bir şey yapmak istemiş. Biz de bu tip girişimlerle ilgili kendisine de biz de eğitim hediye edeceğimizi söyleyerek güzel bir işbirliğine başlatıyoruz inşallah. Bunlar yaptığımız işlerin boşa gitmediğini gösteren çok çok cici şeyler. Tabii sizlerin desteğiniz her şeyden önemli. Bu yeni dönemde eğitimin yeni halinin artık bu tip mecralardan sürdürülebileceğine olan inancımız çok büyük. O yüzden biz de burada derli toplu bir şekilde
amacına uygun ve ihtiyaç duyan herkese ulaştırılır içerikler üretmeye devam ediyoruz. Sizleri de efendim takip etmeye, destek olmaya, bir taraftan da sağa sola fısıldamaya davet ediyoruz. Millet şöyle bir baksın, televizyona reklam veren insanlar değiliz. Bizi en iyi fısıltı gazetesi ve eşinize, dostunuza bahsedeceğiniz anekdotlarla anlatabileceğinizi düşünüyoruz. Takılın ortama, hoşunuza giderse lütfen evde deneyin, etrafınızdakilere de anlatın. Bilgi, özellikle güzel bilgi böyle yayılır ve bu dönemde en büyük ihtiyacımız olan şey, biliyorsunuz kötü haber çok hızlı yayılıyor ama iyilik çok yavaş yayılıyor. İyiliği özenle yayacak, iyi bilgiyi yayacak insanlara ihtiyacımız var. Bu soruya cevap verirken kaç kere hep söylüyorum dedim bilmiyorum ama gene hep söylüyorum diyerek bir şey söyleyeceğim. Bizim herhangi bir yayınımız, herhangi bir webinarımız, herhangi bir eğitimimiz ya da konferansımızı bir şekilde dinlemiş, orada bulunmuş herkes bizim için Açık Beyin'in doğal bir üyesidir. Onlardan bu anlattığımız şeyleri yaymalarını hep bekliyoruz. Öğretmense mesela bizi dinleyen arkadaşım, sınıfında uygulamasını istiyoruz. Anne babaysa evinde uygulamasını istiyoruz. Bir genç arkadaşımsa okulunda, hayatında, hayallerinde uygulamasını istiyoruz. Her kim ki bizi dinliyorsa bizim artık yaptığımız şeyin bir doğal bir katılımcısı olarak görüyoruz. O yüzden ha gayret diyoruz. Bu sözü yayalım. Bence faydalı bir şey. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sema'ya da teşekkür ederiz. Bu şekilde biz açıklama fırsatı verdi. Kısa cevap için teşekkür. Evet. Çok Sema demiş kısa ki cevap kısa cevap için teşekkürler. Evet, bizim cevaplarımız biraz uzun. Çünkü ayrıntılara değinmek gerekiyor. Üstünkörü cevaplar evet, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğinden bazen ayrıntıları vermek, açıklamak çok daha iyi oluyor. Hazal çok kibardır. Hocamın çenesi biraz fazla çalışıyor demiyor. Doğru bir şey teori yapıyor. Güzel oluyor.